Çocuklarımız, gençler, kadınlar, bu güzel ülkenin güzel insanları, bu akşam sizlerle beraber olduk. Aslında Ramazan'ın ilk günü. Orucumuzu açtık. Dualarımızı ettik. Bu ülke adına, bu millet adına en güzel düşüncelerimizi, en güzel duygularımızı Yaradan'a sığınarak dualarımıza sığdırdık. Ben Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli'ye söz vermiştim. Beni ilçemdeki insanlar tanır. Ben Ramazan'da iftarları bu şehrin insanlarının sofralarında, masalarında, yer sofralarında açarım. Onlarla bir olurum. Çünkü inanırım ki Ramazan ayı birleşme ayı. Ramazan ayı buluşma ayı. Ramazan ayı en güzel duygularınızla arınma ayı. Aydınlanma ayı. Ramazan ayı kul hakkı yememe ayı. Kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yensin istemiyoruz. Biz bu ülkede çocuklarımızın geleceği aydınlık olsun istiyoruz. Biz bu ülkede gençlerimiz başka ülkelerde hayal kursun istemiyoruz. İstemiyoruz. Bizim Ramazan ayında ettiğimiz dualar bunlar. İnsanlara bol bereket diledik. İnsanların işsizliğinin bu ülkede 5 milyonu aştığı bu çağda işsizliğin sona ermesini istedik. Dualarımız bunlar. Başka ne isteyebiliriz ki? Ramazan ayı Ramazan ayı değerli hemşerilerim, kucaklaşma ayı, komşunu hissetme ayı. Biz kucaklaşacağız dedik. Başladığımız ilk günden itibaren hep kucaklaşmayı anlattık. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanı, bu şehrin 16 milyon insanını vatansever dedik. İstanbul İttifakı'nın oyuna talibiz dedik. Bizim için siyasi partiler araçtır. Amaç bu millete hizmet etmektir dedik. Bu amaçla yola çıktık. Ve bu amaçla yola çıktığımız an itibariyle partileri partileri ayırt etmedik. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Gurur duyuyorum. Ama ben dedim ki, bu şehir için ben ittifak yaptığımız İyi Partililerin de oyunu istiyorum. Ben Saadet Partililerin de oyunu istiyorum. Ben AK Partili hemşerilerimin de oyunu istiyorum. Ben MHP'li hemşerilerimin de oyunu istiyorum dedim. Ben, yok, anlaşalım.
Bizim meydanlarımızda artık yu yok. Bizim meydanlarımızda sevgi var. Onlar bizden çatışma isteyecek. Kötü söz duymak isteyecek. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Israrla kucaklaşacağız. Asla. Biz ne dedik? Evet, AK Partili hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. MHP'li hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. HDP'li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Ben bütün siyasi partilere oy vermiş herkesin oyunu istiyorum. Hem de yürekten. Yola çıktığımızda medya yanımızda yoktu. Devletin hiçbir imkanı yanımızda yoktu. Bizim yanımızda siz vardınız, siz. Siz vardınız. Halk vardı. Bizim bu şehrin gönlü sevgiyle dolu çocukları vardı. Hala var. Gençleri vardı. Büyüdükçe büyüdü. Umutlarımızla büyüttük. Bu şehrin kadınları vardı. Anneleri vardı. Teyzeleri vardı. Nineleri vardı. Amcaları vardı. Ve biz bu seçimi, evet aynen öyle, milyonlarca insanın alın teriyle kazandık. Alın teriyle kazandık. Alın terinin en büyük şahidi sizlersiniz. En büyük yol arkadaşımız sizlersiniz. Değerli hemşehrilerim, kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar. Emeğimizi çalmaya çalıştılar. İşbirlikçisi Anadolu Ajansı'nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar. 12 saat. Değerli hemşehrilerim, değerli dostlarım, belki de 100 yılın medya rezilliğini yaşattılar bize. Bizim memleketimiz için kurulan Anadolu Ajansı'nı kendi çıkarlarına kullandılar. Bir de o gece ne yaptılar? Burada belki canınız sıkkın ama umudunuzu yitirmeyin, buradayız. Asla vazgeçmeyin. Ben size bir şey söyleyeyim. O gece demokrasimize ihanet etmek isteyenler gecenin bir vakti saat 10'da alelacele 3000 oyla kazandık diye açıklama yaptılar. Tam bir komedi. Ben olsam yerinizde bir kahkaha atarım bunlara. Aynen öyle. Gülün. Bu adamların gülünecek hali var. Gülün. Vallahi gülün. Değerli dostlarım, sizlerin kararlılığı, sandıkların başında durmanız, ıslak imzalı bütün evraklarımızın yanımızda olması her anında sizi
aydınlatmamızla inancımız bir kat daha arttı. Ve günün sonunda 31 Mart'tan sonra akıllarındaki tüm şeytanlıkları, akıllarındaki tüm şaibeli işleri kendileri kazanamayınca gerekçe olarak ürettiler. Her ettikleri gerekçe çürüdü. Her ettikleri gerekçe çürüdü. Hiçbirinde gerekçe tutturamadılar. Niçin biliyor musunuz? Biz o akşam bu kadar kararlı olmasaydık, hani söylediler ya, sabah günün kör vaktinde 31 Mart'ın bir gün sonrasında inanın ki çıkıp Atalan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. Dedirtmedik. 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 Değerli hemşerilerim, değerli dostlarım, demokrasi mücadelesi verdiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. Tek doğru hakimiyeti milliye dedik. Bu ilkelerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Bu ülke demokrasi için, cumhuriyet için inanın son anına kadar mücadele edecek 82 milyon vatanseverle dolu. Tam 82 milyon. Tam 82 milyon. Değerli dostlarım, güzel insanlar, güzel hemşerilerim, 31 Mart'tan sonraki bu süreçte kendileri gerekçe tutturamayınca karar vericileri etki altına almaya çalıştılar. Yüksek Seçim Kurulu'nu gün ve gün farklı farklı itirazlarla, farklı farklı gerekçelerle etki altına almaya, tehdit etmeye başladılar. Buna boyun eğdiler. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum. 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 Şimdi Yüksek Seçim Kurulu karar açıklıyor. Karar açıklıyor. Efendim neymiş? Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş. Ya kardeşim, aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasada şaibelidir, cumhurbaşkanlığı seçimi de. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız, sahibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir. Şu anda size bir söz söyleyeceğim. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Bu millete
bu millete, özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki bu yolu yürürken ben asla yalnız yürümeyeceğim. Ben 16 milyon İstanbulluyla yürüyeceğim. Ben artık inanıyorum ki toplumun tamamının vicdanı bizimle. Bütün Türkiye'nin, vatanın her yerinden, 81 ilinden, doğusundan güneydoğusundan, Doğu Anadolu'ndan Karadeniz'ine, Ege'sinden Marmara'ya, Trakya'ya, İç Anadolu'dan Akdeniz'e, kısacası bütün Türkiye'nin vicdanı, bütün Türkiye'nin adalet duygusu bizimle beraber. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Demokrasimizi, cumhuriyetimizi, bu ülkenin, bu şehrin dünyaya olan itibarını ayaklar altına almak isteyenler olabilir. Ama biz bu milletin evlatları, 82 milyon insan, bir avuç insana asla bu değerlerini yok ettirmeyecek. Bir avuç insan, bir avuç. Değerli dostlarım, biz asla vazgeçmeyeceğiz. Biz süreci en sağlıklı şekilde yönetmeye kararlıyız. İstanbul'un her yerinde insanlarımız bir an için kaygı duymuş olabilirler. Bir an için umutsuz olabilirler. Sultanbeyli'den geliyorum. O mahallede gözyaşı döken genç kızlarımız, genç erkeklerimiz vardı. Ağlıyorlardı. Ağlamasınlar. Silsinler gözyaşlarını. Buradayız. Hep beraber çalışacağız. Bizden kavga bekleyenler, bizden huzursuzluk umanlar, bizden bu ülke adına bir takım unsurlar üzerinden kendi emellerine dönük hareketler bekleyenleri şaşırtacağız. Yarından itibaren her anımı sizinle paylaşacağım. Her anımı paylaşacağım. Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Yarın sabah Ankara'ya gideceğim. Elbette partimle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileriyle, genel başkanımla buluşacağım. Elbette ittifak partilerimizle konuşacağım. Hepsiyle konuşacağız. İstanbul için, Türkiye için ve demokrasimiz, cumhuriyetimiz için, Atatürk ve bize emanet ettiği ilkeler için en doğru karar vereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yalnız buradan tavsiyem var. Ben özellikle siyasi geçmişi, siyasi düşünceleri ne olursa olsun,
bütün İstanbullu dostlarımdan ellerini vicdanlarına koyup düşünmelerini istiyorum. Lütfen, lütfen bu süreçte benim hemşerilerim demokrasi adına herkese haklılığımızı anlatsınlar. Buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Konuşacak. Efendim, iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti. Ben niye kabul görmedim söyleyeyim mi size? Söyleyeyim mi niye kabul görmediğimi? Söyleyeyim. Ne dedim ben? Ben bir kişiden talimat almayacağım dedim. 16 milyon insandan talimat alacağım. Ne dedim ben? Bana hizmet etmeyin dedim. Bana değil, 16 milyon insana hizmet edeceksiniz dedim. Artık büyük şehirde israf yok dedim. 15 günde elde ettiğimiz bilgilerle, alacağımız tedbirlerle sizin haklarınızı nasıl koruyacağımı bildiğim için israfa artık izin yok dedim. Onun için beğenmediler. Ne dedim? Artık kişilere, gruplara, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere yer yok dedim. Millet var, millet. İşte onun için sevmediler. Onun için istemediler. Size söz veriyorum. Sizi temin ediyorum ki onun için istemediler. Ama sizden isteğim, gidin komşularınızla, arkadaşlarınızla, Türkiye'miz için, milletimiz için, demokrasi için yapılan bu haksızlığı anlatmaya başlayın. Bu akşam başlayın. Çünkü hep birlikte onun için diyorum ki artık sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak, artık bu toplumda işçisi de konuşacak, eski siyasisi de konuşacak, öğretmeni de konuşacak, memuru da konuşacak, herkes konuşacak. Çünkü ben size söyleyeyim. Çünkü ben şu anda sizlerle paylaştığım bu süreci geleceğimiz için yapıyorum. Kendim için değil. Ben çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan helallik alıp yola çıktım. Helallik alıp yola çıktım. Bu kadar net. Ben daha acı bir şey söyleyeyim mi? Yüksek Seçim Kurulu'nda o haince kararı alanlara sesleniyorum. Ben buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının, torunlarının hayatlarını kurtaracağım. Hayatlarını kurtaracağım. Onların bile. Ama buradan herkese ses veriyorum. YSK, 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 YSK,
Buradan herkese söz veriyorum. Bugün Türkiye'nin ekonomik olarak düştüğü durumu, Türkiye'nin dünyaya karşı itibarsızlaştığı bu günleri örtbas etmek için bir 40 gün 45 gün daha kazanıp pisliklerini temizlemek için bir karar aldırmış olabilirler. Ama size söyleyeyim, biz güler yüzle, umutla, sevgiyle, saygıyla hakkımızı söke söke alacağız. Demokrasiyle alacağız. Ben bu şehrin 16 milyon insanının emeğine güveniyorum. Bu şehrin 16 milyon insanının alın terine güveniyorum. Bu şehrin 16 milyon insanının vicdanına, ahlakına güveniyorum. Hep birlikte kazanacağız, göreceksiniz. Ben buradan AK Partili MHP'li arkadaşlara, geçmişten bugüne oy vermiş, hatta o partilerde görev almış insanlara, ilçe başkanlarına, il başkanlarına, yöneticilerine, milletvekillerine, herkese sesleniyorum. Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir. Bazı insanlar ise partilerini prensipleri için değiştirir. Ben her birisinin Türkiye'nin bugünkü durumunu, bize yapılan zalimliği, adaletsizliği, aymazlığı bu güzel Ramazan akşamında onları diyorum ki düşünceye davet ediyorum. Ve bu süreç içerisinde demokrasi adına bizlerin yanına gelmesine, bizlerin bu sürecine katkı sunmaya davet ediyorum. Ve son olarak burada kesinlikle güzel kardeşim, her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin. Umut burada. Umut burada. Bu alınan kararların altına imza atan, şuraya yardımcı olsun birileri hemen, zabıta. Bak şuraya yardımcı olun hemen. Buraya kadar alınan bu yanlış kararları altına imza atan, yargıyı tehdit eden insanları bu mübarek Ramazan ayında Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Bizim demokrasi ruhumuz onlardan hesap soracak. Ben kendimi ve bu mücadelemi de sizlere emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Her anımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Benimle beraber olun. Sizi çok seviyorum. Başaracağız ve hep birlikte göreceksiniz. Her şey çok güzel olacak. Sağ olun, var olun.